Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere sayıları anlatacağım. İngilizce'deki sayılar, the numbers, sayılar. Birden trilyona kadar anlatmayı düşünüyorum. Hazır öğrenmişken hepsini beraber öğrenin. Biliyorsunuz bazıları işte kitaplarda 100'e kadar öğretiyorlar veya bazı yerlerde 1000'e kadar, daha fazlası yok. Öğrenmişken hepsini öğrenelim. Önce sıfırdan başlayalım. Sıfır, zero. Zero. Bir, one. Yani çoğunuz zaten one, two, three, four diye sayabiliyorsunuz, biliyorum ama yani hani daha ileri sayılar ve bunların telaffuzuyla ilgili bazılarınızın sıkıntısı var. O yüzden anlatma gereği duyuyorum. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ona kadar böyle. Ondan sonra bir iki tane düzensiz var. Ondan sonra her şey düzene girecek. Göreceksiniz zaten. 11, 11, 12, 12. 13'ten sonra düzene girecek. Yani şöyle söyleyeyim ben size, 10'a kadar eğer yazmasını bilirseniz aslında devamını çok daha rahat yapabilirsiniz. O da nasıl olacak? Mesela 3'e bakıyoruz. 3 nedir? 3 değil mi? 13. Teen, yani teen 10. Aslında onu çağrıştıran bir şey. 2 e'si var. 10. 13. 14, 4 zaten, sadece teen ekleyeceksiniz. 14, 15, 5, 15, 15. 6 nedir? 6, 16 dersek 16. İşte 7, 7 ama 17 demek istersem 17. 8, 8, bir teen eklerken t'si zaten var, böyle yapıyorum, ortak t olmuş oldu. 18, 19 da aynı şekilde ne olacaktır? 19, yani bir nevi işte bir yerden sonra düzene giriyor, hepsine teen ekliyorsunuz. 11 ile 12 biraz düzensizdir. Yani farklı yazılıyor ama ondan sonra her şey düzeliyor. 20. 2 2 demekse 20 de 20. 20. Eğer 21 demek istiyorsanız işte bundan sonra her şey düzene giriyor. Yani Türkçe gibi oluyor. Yani burada mesela İngilizce'de hani 6 10, 7 10 gibi görünüyor tersi, değil mi Türkçe'ye göre? Ama 21'den sonra her şey bir düzene giriyor. Yani 21'den 99'a kadar ve daha ilerisi de öyle. Mesela 21 derken 20 yazıyorsunuz. Bu 20. Tire. Ondan sonra 1. 22, 23, 24 demek istiyorsanız 21, 22, 23, 24 bu şekilde ilerleyecek, tamam mı? Yani araya tire koymayı unutmayınız. Yani 21'den 99'a kadar küsuratlı sayılara tire koyacaksınız, tamam mı? Koymazsanız ne olur? Yani göze hoş gelmez. Onlar da bir kural. Tire koyuyorlar, tamam mı? 21. Bilginiz olsun, 21 şeklinde telaffuz edenler de vardır. Daha kolay okunuyor diye, tamam mı? 30. 30. 40. 40. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. 4'te U harfi var. 14'te de U harfi var ama 40'ta U harfi yok. Bilginiz olsun. 40, 50. Burada da dikkat etmenizi istediğim şey şu. 5'ta V harfi var ama 15'te F'ye dönüşmüş. Ve 50'de de F'ye dönüşmüş. Sadece 5 sayısında V harfi var. Diğerinde 5 ve 5. Birazdan telaffuz çalışması da yapacağım. Yani okunuşları aynı değil.
6 nedir? 6 t eklersek 60 olur. Mesela 7, 7 nedir? 7 t eklersem 70 olur. 8 nedir? 8 değil mi? 80 dersen bir harfle 80 olmuş olur. 90 nedir? 9 değil mi? 9, 90 dersen 90 olmuş olur. 100, 100. A hundred da diyebilirsiniz. O da 100 demektir. 100 yani 100. Eğer 105 demek istiyorsanız ne yapacaksınız? Buyurun. Peki 100 desek olur? Tek başına 100 derseniz 100 demiş olursunuz. Ancak bilginiz olsun. Eğer yani bu eğer 100 ise 100 dersiniz. Ama 105 derken burada bir küsurat var. Fark ettiniz mi? 105 olduğu anda itibaren siz mutlaka 1 koymak zorundasınız. Yani mesela burada 100 diyemezsiniz. Mecburen 1 diyeceksiniz. 100 5 var değil mi? 105. Ama bilginiz olsun. İngilizler 105 derken bu 0 var ya arada boşluk. Bu 0'ın yerine and koyarlar. 105. Ama tabii birebir çevirdiğimizde 100 ve 5. Türkçe'de yok bunun karşılığı değil mi? Yani 100 ve 5 demiyor kimse. Ama İngilizce'de bu var, bilginiz olsun. Ya da hani 1005 bile olsaydı 1005 olacaktı mesela. Gene yani arada 2 sıfır da olsa, 5 sıfır da olsa fark etmez. Bir o sıfır gördüğünüz yere and koyacaksınız. Koymazsanız ne olur? Bir sıkıntı yok. Günlük yaşamda zaten and demeden konuşuyor insanlar. 105 diyorlar. Ama tabii ki gerçekte edebi anlamda bilmek istiyorsanız bu böyledir. Yani kuralı bu. 105 and konur. Tamam mı? 200 derken şimdi 100 derken 100, 200 derken ne diyeceğiz? 200. Yani bu 1 ise bu da 2. Doğru mu? 200. Mesela 365 demek istiyorsunuz. Şimdi demin 100 derken 100, 200 derken 200, 300 derken 300 diyeceksiniz. Üç yüz. Ama ben 65 demek istiyorum. 60 nedir? Bakıyorum buraya. 60. 65 diyorum. 5 nedir? 5. Bakın. 365'i yazdım buraya. Birebir Türkçe'ye benziyor sıralaması. Yani 365. Birazdan trilyona kadar nasıl yazıldığını göreceksiniz. Yani uzun bir basamak yazacağım. Aslında o kadar da sandığınız kadar zor bir şey değil. Peki, 365'i anladık mı? 1000 nedir? 1000. Milyon nedir? Million. Milyar. Billion. Trilyon. Trilyon. Bu şekilde, tamam mı? Şimdi bunları bir örnekle göstereceğim size. Mesela uzun bir sayı düşünelim. Sayımız şu olsun. 372 trilyon 693 milyar 561 milyon 267 bin 803 diyelim. Böyle bir sayı. Bunu nasıl yapacağız? Normalde görüntüde çok zor görünüyor değil mi? Yani bunu yapamayız zannediyoruz. Ama aslında öyle değil. Tamamen Türkçe düşüneceksiniz. Yani normalde 372'yi nasıl yazarsınız? 372 372 trilyon. Doğru mu? 372 trilyon şeklinde gidiyor. Bunun İngilizcesi 3 nedir? 3. 100 nedir? 100. 70
70, yani bilmiyorsanız buradan da bakabilirsiniz. Yani 3 zaten 100, 100, 70, burada yazıyor zaten 70. 70 kaç ama? 72. 2. 372 trilyon nedir? Trilyon. Birebir uyumu görüyor musunuz? Yani her şey aynı ilerliyor. O yüzden çok kolaydır. Dolayısıyla 693 milyar derken ağzımıza ne çıkıyor? 693. Yani 6 nedir? 6. 100 nedir? 100. 6, 100, 93, 90, 90. 3 nedir? 3. 6, 100, 93. Ama basamağımız ne? Milyar. Yani billion. 561. Yani o nedir? 500. 60 nedir? 60. 1561. Yani hiç de kafa karıştırıcı bir şey değil aslına bakarsanız. Tamamen Türkçe'ye aynı paralelde ilerliyor. Yeter ki siz, yani bu kadar verdiğim sayıları bilin. Ezberleyin, gerisi zaten gelir. 561 ama ne? Trilyon, milyar. Bir sonraki basamak milyondur. Milyon. Ve 267 bin diyeceğiz bu sefer. 267. 200. Zaten dikkat ettiyseniz 300, 600, 500, 200 fark ettiniz mi? 300, 600, 500, 200 hep aynı şekilde gidiyor. Aslında 3 basamak okuyorsunuz sürekli. Yani 372 diyorsunuz trilyon. 693 deyip milyar. 561 milyon. 267 bin. Yani hep böyle 100 basamağını okumuş oluyorsunuz. Çok da karışık bir şey değil. 200, 267, 67. Ama ne? Bu sefer 1000 basamağı kaldı. Thousands. Yine birebir. 267, 267 bin. 803. Burada arada sıfır var. Bilerek yaptım bunu. Nasıl yaparız? 8, 8, 100, 100, 3 diyoruz. 803. 3 diyebilirsiniz. Yani 803 böyle yazılır ama dediğim gibi buraya and koysanız daha hoş durur. Tamam mı? Sayıları öğrenmenin yolu şudur. Hayatınızda ilk defa eğer öğreniyorsanız veya eksiğiniz varsa yerinizde olsa bunları ezbere yazana kadar alıştırırım kendimi. Gerekse 10 defa yazarım. Yani örnek veriyorum, önce bu sayıları bir, yani bu kırmızıyla yazdığım bu sayıları defterinizin bir köşesine yazarsınız. Ezbere bir yapmaya çalışırsınız. Hangisini biliyorsunuz, hangisini bilmiyorsunuz. Bir önce onları bir elersiniz. Yani çünkü karşılaştıracaksınız sonra bu benim yazdıklarımla. Eğer doğru yapmışsanız 10 defa yazmayın. Gerek yok. Eğer yanlış yazıyorsanız, mesela örnek veriyorum 30'u yanlış yazıyorsunuz. Boş bir kağıda 10 defa 30 şeklinde yazmanız gerekiyor. Tamam mı? O şekilde ezberleyene kadar yazın. Bir de telaffuzla ilgili bir şey size anlatayım. Ben okuyacağım. Aradaki farkı siz göreceksiniz zaten. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 105, 200, 365, 1000,
million, billion, trillion. Şimdi burada dikkatinizi şuna vermek istiyorum. 15 ile 50'ye bakın mesela. Genelde bunu karıştırırlar. Ya da işte 13 ile 30'u karıştırırlar. Telaffuz farkları vardır. Mesela 13 derken 13. Yani burada okunuşta bir fark vardır. Bu 13 diye okunur. Yani şöyle. Teen diye bitiyor sonu. 13. Ama bu 30 derken mesela şu teen diye okunmaz. T diye okunur. 30. Bu da 13. Aynı şekilde 15 gene teen şeklinde okunur. Bu da 50 derken de mesela sonu T şeklinde bitecek. Tamam mı? Yani bu şekilde telaffuz edeceksiniz. Bu kadar. Bu defterinize yazın. Daha sonra başka örnekler yapacağız. Tamam mı? Tumbala 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 laika tumbala 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 la spielbala laika tumbala laika spielbala laika tumbala la.